Merhaba arkadaşlar. Üçüncü derste devam ediyoruz. Geçen derste menüleri geliştirmeyi anlattım. Şimdi biz ihtiyacımıza göre biz buraya başlıklarımızı yazacağız. Şimdi bazı arkadaşlar yorum olarak başka alternatifler sunmuşlardı. Hani menülerin görünüp görünmemesi. Arkadaşlar burada ben ilk aklıma gelen yöntemle bunu yaptım. Bir sürü yol var. Siz örneğin yaşadığınız şehirdeki örneğin çarşı diyelim. Bizim, yani çarşıya gitmek için herkes bir sürü yoldan gidebilir. Kendi çarşınızı düşünün, bulunduğunuz evi düşünün. Oraya gitmek için çok değişik yollardan da gidebilirsiniz. Önemli olan en kısa yoldan, en kestirme, en sağlıklı yoldan gidebilmek. Zaten işi anladığınız zaman otomatikman gözünüzde, yani beyninizde değişik seçenekler, değişik alternatifler canlanacaktır. Mesela ben şu anda bunu konuşurken aklıma şöyle bir şey geldi mesela. Biz ne yapmışsak şöyle de yapabilirdik örneğin başka bir yoldan mesela. Örneğin ben buraya dim aktif diyelim. Pas byte diyorum. Genellikle 0 ile 255 arasında değer alacak şeylere ben byte olarak tanımlıyorum. Şimdi mesela ben buranın üzerine geldim. Bunun mouse move olayında şunları sileyim ben. Ben buranın üzerine geldiğim zaman aktif eşittir 1 diyorum. Burada aktif 1 oldu. Ondan sonra diyorum ki eğer ne diyelim? Buna aktif çok şöyle en üste gidelim de çok uzun olmasın ya. En üste şey yazarım ya. MG diyelim. Menü gizli. AK diyelim. AK demeyeyim. MG diyelim. Tamam. Bunun üzerine geldiğim zaman eğer mesela MG eşittir 1 ise işte MG 1 yaptım. If diyorum. MG eşittir 1 ise ne yapsın? Menü tanım nokta visible eşittir true. Menü işlem nokta visible eşittir false dedim. Buraya da end if dedim. Bak, bu da bir yöntem. Ben bunu kopyalıyorum. Bu sefer şunun üzerine geliyorum. Buradakileri sileyim. Yapıştırıyorum. Buranın üzerine gelince MG burada 1 oluyor. Eğer 1 ise bunu false, şunu da true yapalım. Bir de formun üzerine gelmişse bunun mouse move olayına da menü gizde diyoruz. MG eşittir 0 diyorum. Bu kadar. Şimdi bu şekilde çalıştıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bak bunun üzerine gelince bunu gösteriyor. Böyle çok sağlam bir yapıda bak, bunu da yapmış olduk. Böyle de olur yani. Yöntem çok arkadaşlar. Şimdi bizim öncelikle programımızın bir temelini oluşturmamız lazım. Derse başlarken ben böyle şeyler düşündüm ama şimdi ben burada Excel'i veri tabanı olarak kullanmak istiyorum. Burada 2-3 tane örnek olarak dosya oluşturdum. Tabii bizim elimizde her zaman şöyle bir şey olacak. Biz burada bir nolu şantiyemizi önce güzelce sayfalarını oluşturacağız ihtiyacımıza göre. Bütün program süreci bittikten sonra artık bundan sonra müşterinin kaç tane şantiyesi varsa kendisine o kadar kopya oluşturacak. Ve biz burada ana programın veri tabanına o şantiye yollarını yazmasını isteyeceğiz veya yazacağız. Ona göre de program çalışacaktır. Şimdi ben ne yapıyorum? Burada mesela bizim bir nolu veri tabanı olarak bir diye bir dosyamız var. Burada biz burada personel diye bir sayfamız var. Burada personeli tanımlayacağız. Personelin nesi lazım bize? Personelin ID'si lazım arkadaşlar. Adı, soyadı, ünvanı, işe giriş tarihi, işe giriş tarihi, maaşı, ondan sonra telefonu, bir de adresi olsun. Tamam, bu bizim şimdilik ilk dosyamızdaki veri tabanımız olacak arkadaşlar. Tablomuz olacak daha doğrusu. Tamam, şöyle yaptık. Bir de arkadaşlar ben
Keşke vaktim olsa önceden size hazırlıklarını yapsam, ne anlatacağımı bir projesini çizsem, kafamda oluşturur, şekillendirsem, ona göre ders anlatsam ama gerçekten öyle bir imkanım yok, vaktim de yok. Ben gece geç saatlere kadar program yazıyorum. Onun için zamanım da pek yok. Şimdi bunu bu şekilde hazırladım. Bu bizim birinci dosyamız arkadaşlar. Hatta şu dosyaya şimdilik gerek yok. Biz bunu şimdilik hazırlamayacağız. Personel tanımlamayı yapacağız. Ve burada kalsın. Şimdi veri tabanımızda ne var? Bir var. Biz bunu bir yapmışız. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu bu şekilde yaptım. Burada dosyamızın adı bir olacak. A şantiyesi. Hemen ücret bilgi tarafına gidip bir form, şuraya da personel tanımlama diyeceğim. Personel burada P'nin altını çizmek için şuraya P yazıyorum. Bir de arkadaşlar ana sayfam hücreler üzerinde dolaşırken kırmızı değil de şu mavi, koyu maviyi seçeyim. Sırıtıyorum kırmızı. Yani çalıştırdığım zaman şöyle olacak. Daha iyi böyle. Şuranın üzerine gelince de menü gizli yapalım. Şerif diye bir arkadaşımız böyle bir yorum yazmıştı. Bannerin üstüne de menü gizli yazarım demişti. Burada menü gizli bir de BG eşittir 0 diye burada da. Dolayısıyla mesela menü açıkken MG mi demiştik? Evet. MG eşittir 0 diyelim. Dolayısıyla buradan ayrıldığımız zaman hemen menümüz kapanıyor gördüğünüz gibi. Şimdi personel tanımlamayı butonu çizdik. Hemen bir form açıyorum. Formum şu şekilde. Caption'la personel tanımlama formu diyeceğim. Büyük harfle. Personel tanımlama. Şimdi ilk etapta bize bir veri tabanı buraya şantiye seçin diyeceğiz. Şantiye. Her personel da şantiye diyeceğiz arkadaşlar. Hangi şantiyenin personeli olduğunu ayırt etmek için hepsini 11 olarak kullanacağız. Bir de ben şurada mesela şantiye yazdım ya, şunu biraz uzatıyorum. Şurada text align'ı right yapıyorum. Sağda olsun. Şuraya bir combo alacağız arkadaşlar. Kombonun height'ini 20 yapıyorum. Bir de style'ini burada kombonun şu style kısmı arkadaşlar çok önemli. Bunu da list yapıyorum ki style'i list yaptığınız zaman buraya bir şey yazamazsınız. Sadece listeden olan bir şeyi seçebilirsiniz. Şimdi bizim şantiye listemiz ayarlardaki şurasıdır arkadaşlar. A'nın altıdır. Hemen buranın içine giriyorum. Buraya sub diyorum. Şantiye listele. Şimdi buraya bir değişken tanımladım. X as byte diyorum. Ondan sonra x eşittir. Şimdi şantiyeler nerede? Ayarlar. Ayarlar hangi sayfa? Sayfa 2. Sayfa 2 nokta range a diyorum. A'nın işte kaç tane şantiyemiz olabilir? 50 şantiyemiz olabilir. A'nın 50'si nokta end parantez içinde x up nokta row diyorum. Dolu satırı buldum. Sonra şuna isim vereceğim arkadaşlar. Şuna combo box santiyeler diyorum. Sonra ben burada combo box santiyeler nokta row search eşittir. Ne diyorduk arkadaşlar? Sayfa 2 2 nokta üstte sayfa 2 ünlem A'nın ikisi
A'nın x'i 2 nokta üst üste. A'nın x'i diyeceğiz. Pardon. A'nın x'i. Pardon böyle. A'nın x'i diyeceğiz. Dolayısıyla niye gelmedi? A'nın sayfa 2'deki da mesaj box x diyelim. Pardon, bunu yaptık da ne yapıyoruz ya? Şimdi diyorsun hocam, bunu aktarmadık ki. Bunun activate kısmına şantiye listele diyeceğiz. Tamam. Şimdi çalıştırdığım zaman combo box şantiyeler nokta row search eşittir sayfa 2 ünlem A2 ve X. Burada ne yanlış var arkadaşlar? Bir hata göremiyorum. Row search'lere uzun zamandır bakmadım da. Bir dakika arkadaşlar. Pardon arkadaşlar, burada sayfa 2 böyle kullanamayız ya. Ayarlar dememiz lazım şuraya. Ayarlar. Şimdi şöyle baktığımız zaman bakın A şantiyesi burada. Peki bir şey daha yazacağım buraya. Diyeceğim ki eğer şöyle yapacağım buraya arkadaşlar. If eğer x büyüktür 1 ise böyle yapsın. Else combo box şantiyeler nokta add item tırnak içinde şantiye tanımlı şantiye yok. Tanımlı şantiye yok diyelim. End if. Şöyle çalıştırdığım zaman şu anda A şantiyesi gözüküyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Peki şurada şantiyeyi silersem ne olur? Şurada şantiye tanımlı değilse mesela. Şimdi bakalım. Tanım şantiye yok. Gördüğünüz gibi tanımlı şantiye yok diye yazıyor arkadaşlar. Bunun fontunu kalibri yapalım. Kalın 11 olsun. Tamam. Çalıştırdığım zaman buradan şantiye yok. Ha, bir de ilk açılışta şurada activate kısmına şantiye listele dedikten sonra şantiye listele nokta list index pardon combo box şantiyeler nokta list index eşittir 0 diyoruz arkadaşlar. Çalıştırdığım zaman sürekli bu şekilde gelecek. Bakın tanımlı şantiye yok şu anda. Biz buraya A şantiyesi dediğimiz zaman programı çalıştırdığımızda burada ne gelecektir? A şantiyesi. B şantiyesini eklediğim zaman da tabi isim AB olmayacak da hemen çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi A şantiyesi, B şantiyesi diye soracak. Şimdi biz burada personeli hangi şantiye için tanımladığımızı böyle belirleyeceğiz. Ondan sonra şuraya da personel bilgileri diyeceğiz arkadaşlar. Ben videoyu durdurayım. Bunları gireyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle bir tasarım yaptım gördüğünüz gibi. Şunu biraz daha şöyle daraltayım. Tamam, şöyle bir şey oldu. Şimdi ben burada iptalın işte PS'nin altını çizmek istiyorum. Burada kaydedin de K'nin altını çizmek istiyorum. Tamam. Şimdi bunlara isim vereceğim arkadaşlar. Bu zaten şantiyeydi. Buna TX'de ad, bu TX'de soyad,
Şurası combo box unvan. Şurası DT tarihi diyelim. Şurası TX'te maaş. TX'te telefon. Şurası da TX'te adres. Şimdi şu adresin scroll barını arkadaşlar vertical yapıyoruz. Şöyle dikey bir çubuk oluşacak dolarsa adres. Bir de multi-line'i de true yapıyoruz. Bu da böyle. Şimdi şu unvana bir şey yapmamız lazım. Yine ayarlar sayfasında şurada bir yerde unvanları tanımlamamız lazım. Unvanları nerede tanımlayacağız? Ha, tamam. Burada ID'leri böyle yapalım arkadaşlar. ID'leri şu şekilde yapacağız. ID'ler böyle gidecek. Şuraya da unvan diyebilirim. Unvanlar. Hemen şuraya yazalım. Mesela usta. Tekniker. Mühendis. Sorumlu. Şef. Bu şekilde. E sütununa yazıyorum arkadaşlar bunları. Tamam, hemen bunları çekelim. Buranın içine girdik. Aynen şunu kopyalıyorum. Buraya da sub unvan listele. Şuraya yapıştırdım. Buraya sayfa 2'deki S sütunuydu galiba. Evet, S sütunu. Sayfa 2'deki S sütunun sonuna kadar git. Eğer birden büyükse buraya combo box unvanlar row search ayarlardaki E2'den EX'e kadar eğer combo box unvanlar add item yani değilse ne diyeceğiz? Tanımlı unvan bulunamadı. Tanımlı unvan yok desin. Ve formun activate kısmına da şuraya da unvan listele diyeceğiz. Unvan ne dedik ya? Sub dememişiz. Şuraya sub dememiz lazım. Şuraya arasında mesela bir şeyin adını hatırlamıyorsanız mi nokta unvan listele diyebilirsiniz. Yine combo box unvan liste unvan nokta list index eşittir 0 diyeceğiz. Şu unvanın da style'ını arkadaşlar style'ını bir 0 yapacağız. Şey 2 yapacağız. Formun bu şekilde yaptık. Hemen çalıştırdığım zaman gördüğünüz gibi şurada bunlar geldi arkadaşlar. Aslında onun indeksini 0. Evet öyle yapmamız lazım. Tamam. Şimdi hemen formun ismini de FRM personel tanımlama diyeceğiz. Şu ana formumuza geldik. Şunun click olayına menü gizle diyeceğiz arkadaşlar. Altına da FRM personel tanımla nokta show diyeceğiz. Şimdi ben açmıştım hani tanımlarken hangi başka ihtiyacımız var diye. Şimdi programımızı çalıştırdığımız zaman burada tanımlamalardan personel tanımlama dediğim zaman bu şekilde geldi. Personelimizin bilgilerini yazacağız ve kaydet diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada A şantiyesi ne demişiz? Sayfa 1'de A şantiyesi. Bir de yolunu da belirtmemiz lazım ki nereye kaydolacağını bilsin. Bir var orada. Şimdi personel tanımlamaya geldim. Şurada siz bazı böyle gizli şeylerinizi de buraya yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani illahi şurayı aldım. Dosya yolu aslında açıkta da olabilir. Şöyle. Arkadaşlar siz dersi ileri falan alırsınız. Ben biraz ders uzadı. Siz
videoyu öne çekerek DB yolu diyelim buraya da. DB yolu. Database yolu diyelim. Tamam. Şunu da enable'ını false yapacağız. Ondan sonra backstay'ını da 0 yapalım. Şunu şöyle yukarı götürelim. Tamam. Şuraya txt yol diyeceğiz arkadaşlar. Txt db yol. Şimdi burada hangisini seçerse hemen yanından getirsin diye bakın şöyle yapıyoruz. Ne yapacağız şimdi? Nasıl onu çağıracağız? Txt'de db yol eşittir sheet ayarlar sayfasındaki range b'nin x'i diyeceğim. Şimdi benim x'i demem için burada x'i global tanımlamam lazım arkadaşlar. Burada x'i global tanımlarsam x'in değerini almış olurum. Bakın ben geliyorum şurada en üste. Şuraya tanımlıyorum x'i. X kaç ise bu da o şekilde olacak. Bakın çalıştırdığım zaman hemen A şantiyesinde ne çıktı? Bu geldi. Mesela B şantiyesi dediğim zaman yine B şantiyesine ne yazmışım? Şunu 2 yapayım mesela. Evet, şimdi çalıştırayım. Gördüğünüz gibi ben buradan A'yı seçince B'yi seçtiğim zaman 2 geliyor. A'yı seçtiğim zaman yine 2 geliyor. Tabii bunu change olayına yazmam lazım. Yazmışım. He, 2, x demeyeceğim arkadaşlar. X demeyeceğim. Şunu diyeceğim. Combo box şantiyeler nokta list index list index artı kaç diyeceğiz? Artı 1 diyeceğiz. Çünkü index 0'dan başladığı için şimdi bir daha deneyelim. Burada database'i getirdi. Şurada 1'i getirdi. He, artı bir de başlık var arkadaşlar. Bir de başlık var. Şurada bir de başlık olduğu için onu şey yapacağız. Ne yapacağız? Şantiyeler nokta list index artı 2. De deneyelim. Bakın burada A şantiyesinde 1, B şantiyesinde 2. A şantiyesinde 1, B şantiyesinde 2. Dosya adı yol olarak geliyor arkadaşlar. Şimdi bu dersi bu şekilde bitirelim bence. Çok uzadı çünkü. 23-24 dakika oldu. Pek fazla bir şey anlatmadım bu derste. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bir sonraki derste hemen tanımlamalarımızı yapacağız. Zaten ID'lerimizi alacağız. Otomatik olarak ID'mizi atıp sayfaya aktaracağız. İsterseniz kaydeti de yapalım mı ya? Bir sonraki derste kaydeti yapalım. Fazla uzatmayalım. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hepinize başarılar diliyorum.